Merhaba arkadaşlar, Excel'de bul, değiştir, birleştir ve parça al komutları ile ilgili örnekler yapacağız. Böyle bir listemiz var. Ad, soyad, şehir, yaş ve cinsiyet bütünleri mevcut ve bizden ad, soyadları ayırmamızı istiyorlar. Mehmet ve Demir'i ayrı tutsunlar istiyorlar. Böyle olduğunu varsayalım senaryomuzun. Ne yapıyoruz? Öncelikli olarak ad, soyad tutsunu, ad tutsunun bir kopyasını B sütununa sağ tuşlayarak kopyalanan hücreleri eklediyoruz ve hem A'da hem B'de şu an kişilerin isim ve soy isimleri yazıyor. Şimdi bizim istediğimiz şey burada isimler, burada soy isimleri. A sütununu işaretliyoruz. Ctrl H yani bul değiştir penceresini karşımıza getiriyoruz. Boşluk ve yıldız aranan değer kısmına boşluk ve yıldız diyoruz. Bu ne demek? Boşluktan sonraki her şey demek. Boşluktan sonraki her şey ne olsun? Yeni değer boş. Yani hiçbir şey olmasın. Yani silinsin. Aranan değer boşluk, yıldız. Yeni değer hiçbir şey yok. Tümünü değiştirdiğimde gördüğünüz gibi isim kısımlarında soy isimler gitti. Hatta başlıktaki alttan sonraki soyad da şu an yok. Sadece alt var. İstediğimizi yapmış olduk. Tamam dedik. Kapattık. Şimdi B sütununda ise sadece soy isimler kalsın istiyoruz. B sütununu işaretliyoruz öncelikli olarak. Ctrl H diyoruz. Şimdi tam tersini. Yıldız boşluk diyoruz. Yani boşluktan önceki her şeyi ne yapayım? Hiçbir şey yap. Yani sil. Tümünü değiştirdiğimizde 11 tane değişikliği yapıyor. Başlıktaki ad soyadda sadece soyad kaldı. Mehmet Demir'in sadece Demir'i. Yani boşluktan sonraki değer kaldı. Şimdi bizden istenilen şeyi yapmış olduk. Neyle? Bul değiştir. Ctrl H komutuyla. Peki şimdi tablomuzun ilk halinin bu olduğunu ve bizden Mehmet boşluk Demir şeklinde aynı hücre içinde ad ve soyadların yazılmasını istendiğini düşünün. O zaman karşımıza birleştir komutu çıkıyor. Eşittir. Birleştir. Parantez aç. Şimdi birleştireceğimiz hücreleri seçmemiz gerekiyor. Metin 1, noktalı virgül, metin 2 şeklinde. Şimdi ben burada metin 1 olarak adı seçtim. Noktalı virgüle bastım. Soyadı da seçtim. Parantezi kapattım. Normalde A2 ve B2 hücrelerini F2 hücresi içerisinde birleşik bir şekilde yazdı. Ama benim için bu yeterli değil. Çünkü Mehmet ile Demir arasında yani ad ve soyad arasında bir boşluğa ihtiyacım var. Bunu yapabilmek için formülümü tekrar baştan yazacağım. Birleştir. Parantez açtım. İlk metnimi seçtim. Noktalı virgülümü koydum. Buraya kadar her şey normal. Şimdi benim bir tane boşluk karakterine ihtiyacım var. Boşluk karakterini bir tane üst tırnak yapıyorum. Boşluk bırakıyorum ve üst tırnak kapatıyorum. Ve ikinci metnimi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Bu benim işimi görüyor. A2 ve B2 arasındaki tırnak içindeki boşluk bana bir tane boşluk karakteri verecek. Enter'a bastım ve Mehmet boşluk Demir şeklinde oldu. Aşağı doğru indirdim ve gördüğünüz gibi isimler deminki haline göre ayarlanmış oldu. Ne yaptık? Ctrl H'da bul değiştiri kullanarak isimleri ve soy isimleri bu şekilde Mehmet boşluk Demir şeklinde yazarken ayırabildik. Birleştir komutunu kullanarak isim ve soy isimleri birleştirebildik. Şimdi parça al komutu. Şimdi parça al komutu ile ilgili bu güzel bir örnek olmayacak ama yine de fonksiyonu anlatalım. Şimdi bizden ilk sütundaki isimlerin ilk 3 harflerini almamızı istiyorlar. Eşittir. Parça al. Parantezi açtık. Komutumuzu yazdık. Parça al. Parantezimizi açtık. Şimdi tekrar formüldeki ipucu satırına bakalım. Diyor ki metnini seç. Bakın metin diyor. Metnini seçtim. Noktalı virgül koy diyor. Koydum. Şimdi kalın punto yan tarafa geçti. Başlangıç sayısı. Ben de nereden başlayayım diyor. Parça alamaya. İlk
ilk satırdan başla dedi. Tamam. Kaç karakter alayım diyor ilk satırdan başlayarak. 3 karakter al dedim. Parantezi kapattım. Parça al. Parantez açtım. Metnimi seçtim. Hangi karakterden, hangi hücreden başlayacağını yazdım. Birden, ilkinden başla dedim ve 3 tanesini aldım. Yani buna göre burada meh olması lazım. Evet, meh oldu. Aşağı doğru indirdim. Hepsinin ilk 3 karakterlerini aldım. Bu şu da olabilirdi. Yani 2'den başlayabilirdik. Parça al. Nokta virgül. İkinci karakterden başla. 2 tane al diyebilirdik. O zaman Mehmet'in E ve H harflerini al. Gördüğünüz gibi. Eğer aradan bir şey almayacaksa, yani her zaman ilkinden başlatacaksak, soldan ve sağdan konuşmalarını da kullanabiliriz. Eşittir soldan. Metin ve karakter. Nereden başlayacağı burada yok. Çünkü zaten soldan başla dedik. 3 tanesini aldık. Mesela buraya da sağdan diyelim. Parantez açtık. Yine Mehmet'i seçtik. Parantez kapadık. 3. Burada da sağdan 3 tane aldık. Burada soldan 3 tane almıştı. Mehmet. Gördüğünüz gibi. Birleştir, parça al ve bul, değiştir komutları. İşimizi çok kolaylaştıracak fonksiyonlardır. Çeşitli örneklerle yaparak denemeler yapmanızı ve videoyu durdurarak aynı şekilde kendinizin de bu örnekleri yapmanızı tavsiye ederim.